Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda replikadan bir failover işlemi yapmıştık. Şimdi failover now'un altında başka seçenekler var. Onlarla ilerleyelim. Tekrardan failover now yapıyorum. Ve bu makinemi replikasından ayağa kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi 6 saniyede makinem tekrardan ayağa kalktı. Şimdi aktif olan kısma geliyorum. Ve buradan cabın üzerine gelip sağ tıklıyorum. Bir önceki videoda Undo Failover ile beraber bu makineyi kapatmıştık. Failover işlemini yapıp kapatmıştık. Şimdi Permanent Failover diyelim. Bunu görelim. Ve yapacağı işlemleri görelim. Bu işlem sayesinde replika makinamız bir production makinesi olacak. Ve bu replika işlemini de replikasyon cabından kaldıracak. Bunu bekliyorum. Şimdi yes diyorum Permanent Failover'ıma. Yapacağı işlemleri de eş zamanlı olarak vCenter tarafında da bir görelim. Şu an işlemi başlattı. Gördüğünüz gibi şu an bir remove snapshot işlemi yapıyor. Replikadaki snapshotları siliyor. Çünkü bunu artık en güncel pointten, en güncel noktadan kalıcı hale getiriyor. Gerçi bu pointi, restore pointi biz seçiyoruz. En güncel hale otomatik olarak seçil geliyor zaten. Şu an üzerindeki tüm snapshotları siliyor. Gördüğünüz gibi bu makine artık replika olmaktan çıktı diyebiliriz. Şu an işlemler devam edecek tabii ki. Ve Permanent Failover tamamlandı. Close diyorum. Görmüş olduğunuz gibi kurtarabileceğim bir replikas sekmesi artık yok burada. Replication'a da geliyorum. İçinde sıfır obje kaldı. Hemen inceleyelim. Sağ tık Edit diyorum. Virtual Machine'lere geldiğimde görmüş olduğunuz gibi burada normalde bu VM testi almak için oluşturduğumuz bir replika cabıydı. Burada VM testi kaldırmış. Exclusion'a geliyorum ve hariç bırakılanlara eklemiş bu makineyi. Çünkü artık bu makinenin replikası alınmayacak. Replikayı ayağa kaldırdığımızdan dolayı veri çakışması olmaması için hali hazırda VM test makinesinden tekrardan buna yazmaya çalışmaması için onu cabın içinden kaldırıyor. Veeam bunu otomatik olarak algılıyor arkadaşlar. Permanent Failover da böyle oluyor arkadaşlar. Artık siz production ortamınızdaki bir makineden ümidi kestiyseniz Permanent Failover ile beraber replikadan ayağa kaldırabilirsiniz. Bizim senaryomuzda on-site bir replika sistemi kurmuştuk. Ama off-site'da, diğer site'ınızda da aynı şekilde yapabilirsiniz. Şu an bu makine network'te ve bu makine bizim production makinamızdı ama buna herhangi bir işlem yapmadı. Böyle bir senaryoda, bir permanent failover senaryosunda zaten bu makine ulaşılamaz olduğu için biz bu işlemi yapıyoruz. Ama test amaçlı ben yaptığım için şu an bu makineyi kapatmam gerekiyor. Buna power off deyip yes diyorum. Bu makineyle artık bir işim kalmadı çünkü replikamdan ortamımı bir dönüş yaptım. Tabii ki burada şöyle bir durum var. Ben bu işleme dönene kadar bu makinede bir değişiklik yapıldı. Bu makine hala çalışıyordu şu anki ortamım için. Bir felaket olmamıştı bu makinama. Bu aradaki değişiklikler tabii ki kayboldu. Zaten bunu Permanent Failover'ı kullanacağınız seçenek production makinesine tamamen ulaşamadığınız bir seçenekte olmalı arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.